Anadolu Üniversitesi 1. Yarı Yıl Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Genel Muhasebe 1 2022 Final Dönem Sonu Soru 1 Bir işletmenin dönem başı mal mevcudu 1000 TL, dönem için net alışlar toplamı 20.000 TL, dönem sonu mal mevcudu 2.000 TL ise satılan ticari malın maliyeti kaç TL'dir? A 18 bin, B 19.000 C 20 bin, D 21 bin, E 22 bin. Doğru cevap B 19.000 Soru 2. Sonuç hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gelir hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır. B. Dönem sonunda dönem kar zarar hesabına aktarılıp kapatılırlar. C dönem sonunda kalan vermezler. D dönem sonunda borç kalanı verirler. E gider hesaplarına ilk kayıt borç tarafına yapılır. Doğru cevap D. Dönem sonunda borç kalanı verirler. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi diğer alacaklar grubunda yer alan hesaplardan biri değildir? A ortaklardan alacaklar B bağlı ortaklıklardan alacaklar, C personelden alacaklar, D iştiraklerden alacaklar, E alacak senetleri. Doğru cevap E alacak senetleri. Soru 4. Devamlı envanter yöntemini kullanan işletmenin kredili olarak ye işletmesine satmış olduğu satış fiyatı 1000 TL, KDV'si 180 TL ve maliyeti 800 TL olan bir parti mal anlaşma koşullarını taşımadığı gerekçesiyle iade edilmiştir. İade edilen malın yemiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? A. Satıcılar B alıcılar, C satıştan iadeler, D indirilecek KDV, E satılan ticari mallar maliyeti. Doğru cevap A. Satıcılar. Soru 5. Ayka işletmesi iki farklı banka ile faaliyetlerini yürütmektedir. A bankası hesabının borç tarafı toplamı 32.000 TL ve alacak tarafı toplamı 6.000 TL'dir. B bankası hesabının borç tarafı toplamı 40.000 TL ve alacak tarafı toplamı 12.000 TL'dir. Bu bilgilere göre Ayka işletmesinin bankadaki parası kaç TL'dir? A 72 bin, B 54 bin, C 28 bin, D 26 bin, E 18 bin. Doğru cevap B 54.000. Soru 6. Borç tarafı 320 satıcılar hesabı 6.000, alacak tarafı 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı 6.000 bu yemiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A bulut işletmesine çek karşılığında mal satılmasına B. Bulut işletmesinden olan alacağı karşılık çek alınmasına. C. Bulut işletmesinden çek karşılığında demirbaş satın alınmasına. D. Bulut işletmesine olan kredili borcun çekle ödenmesine. E. Bulut işletmesine olan çekli borcun veresiyeye dönüştürülmesine. Doğru cevap D. Bulut işletmesine olan kredili borcun çekle ödenmesine. Soru 7. Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kasa tahsil fişi kasadan nakit çıkışı olduğunda düzenlenir. B) Kasa hesabı dönem sonunda alacak kalanı verir ya da kalan vermez. C) Kasa hesabı dönem sonunda borç kalanı verir ya da kalan vermez. D) Kasa hesabı ticari alacaklar grubunda raporlanır. E. Kasa tediye fişi kasaya nakit girişi olduğunda düzenlenir. Doğru cevap C. Kasa hesabı dönem sonunda borç kalanı verir ya da kalan vermez. Soru 8. Borç tarafı 153 ticari mallar hesabı, alacak tarafı 320 satıcılar hesabı. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A. Senet düzenleyerek mal satışına, B alınan malın iade edilmesine, C vadeli olarak mal satışına, D senet düzenleyerek mal satın alınmasına, E kredili olarak mal satın alınmasına. Doğru cevap E, kredili olarak mal satın alınmasına. Soru 9. Bir işletmenin varlıkları arasında nakit paradan sonra en likit varlık aşağıdakilerden hangisidir? A alınan çekler, B ticari mallar, C alıcılar, D banka kredileri, E makinalar. Doğru cevap A, alınan çekler. Soru 10. A işletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören B işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesiyle ödemiştir. Bu işleme ilişkin A işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL'dir? A 80 bin, B 81 bin, C 100 bin, D 101 bin, E 181 bin. Doğru cevap B. 81 bin. Soru 11. İşletmenin muhtemel giderleri için karşılık ayırması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi gereğince yapılmaktadır? A. Özün önceliği. B. Parayla ölçme. C. Tam açıklama. D. ihtiyatlılık. E. Tarihi maliyet. Doğru cevap D. İhtiyatlılık. Soru 12. Devamlı envanter yöntemi kullanılan bir işletmenin kredili olarak satın aldığı malların bir kısmını iade etmesi durumunda yapılan yevmiye kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır? A191 indirilecek KDV hesabı B610 satıştan iadeler hesabı C153 ticari mallar hesabı ve 600 yurt içi satışlar hesabı E621 satılan ticari mallar maliyeti hesabı Doğru cevap C153 ticari mallar hesabı Soru 13. Borç tarafı bankalar hesabı 39 bin, menkul kıymet satış zararı hesabı 3.000. Alacak tarafı hisse senetleri hesabı 42.000. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin altında bir değerle satmasına, B) İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerine eşit bir değerle satmasına C. işletmenin hisse senetlerini piyasa değerinin çok üzerinde satmasına, D işletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin üzerinde bir değerle satmasına, E işletmenin hisse senetlerini nominal değerin üzerinde bir değerle satmasına. Doğru cevap A. İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin altında bir değerle satmasına. Soru 14. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Faiz alınır. B. Vadesi bir yıldan fazladır. C. Sabit getirilidir. D. İkincil piyasada işlem el değiştirebilir. E. Kar payı alınır. Doğru cevap E. Kar payı alınır. Soru 15. A işletmesi 10 Eylül tarihinde peşin değeri 4000 TL olan C12 malını 60 gün vadeli 4000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV'yi peşin tahsil ederek satmıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? A 391 hesaplanan KDV hesabı, B 101 alınan çekler hesabı, C. 600 yurt içi satışlar hesabı. D. 121 alacak senetleri hesabı. E. 100 kasa hesabı. Doğru cevap B. 101 alınan çekler hesabı. Soru 16. Borç tarafı 121 alacak senetleri hesabı 42.000. Alacak tarafı 121 alacak senetleri hesabı 42.000. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A protestolu senetlerin işletmenin kasasına alınmasına, B teminata bırakılan senedin ciro edilmesine, C bankaya teminat için verilen bir senedin geri alınmasına, D şüpheli alacakların tahsil edilmesi için notere teslim edilmesine, E kasadaki senetlerin tahsil için bankaya bırakılmasına. Doğru cevap C. Bankaya teminat için verilen bir senedin geri alınmasına. Soru 17. İşletmenin %50'sinden fazla kontrol gücü ve oy hakkına sahip olduğu işletmelerden olan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir? A. Alıcılar B. İştiraklerden temettü alacakları C. Ortaklardan alacaklar D. Bağlı ortaklıklardan alacaklar E. İştiraklerden alacaklar Doğru cevap D. Bağlı ortaklıklardan alacaklar. Soru 18. Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Satış sonucu oluşan fark faiz geliri olarak kaydedilir. B. 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı ortaya çıkan zarar tutarı kadar alacaklandırılır. C. Satış iskontolu satıştır. D. 645 Menkul Kıymet Satış Karları hesabı elde edilen kar tutarı kadar borçlandırılır. E. Satış primli satıştır. Doğru cevap C. Satış iskontolu satıştır. Soru 19. Aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer alır? A) Ticari mallar B) Alınan çekler C) Satışların maliyeti D) İşletmenin bankadaki ticari mevduatı E) Maddi duran varlıklar. Doğru cevap C) Satışların maliyeti. Soru 20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alır? A ilk madde ve malzeme, B satılan ticari mallar maliyeti, C yurt içi satışlar, D alıcılar, E demirbaşlar. Doğru cevap A ilk madde ve malzeme. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.